Hristiyan dünyası Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümünü kutladı. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda ayin düzenledi. Epifani olarak da bilinen vaftiz bayramı, Hazreti İsa'nın doğumundan 12 gün sonra kutlanmakla birlikte mezhepler arasında bayramın tarihine dair farklılıklar bulunuyor. İstanbul'da yaşayan Rum Ortodoks Hristiyanlar da Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümünü kutladı. Fener Rum Patrikhanesi'ndeki Aya Yorga Kilisesi'nde ayin yapıldı. Kutlamalar kapsamında Balat'ta denizden haç çıkarma töreni düzenlendi. İstanbul'daki dondurucu soğuğa rağmen gençler Halic'in buz gibi sularına atladı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da da Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü geleneksel denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı. Yunan gençler buz gibi sudan hacı çıkarmak için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Sonunda başarabildiğim için çok mutluyum çünkü daha önce 3 kere denemiştim ve sonunda bu yıl çıkarabildim. Elbette buradaki genç adamla ve bence ikimiz de çok mutluyuz. Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın doğuşu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü Bulgaristan'da da benzer şekilde kutlandı.